Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ebru sanatında boya ayarı, daha doğrusu çiçek yapmak için boya ayarı nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımızda zemin boyası hazırlama ile alakalı bilgileri aktarmıştım. Ama orada da söylediğim gibi ve diğer videoda da söylediğim gibi ilk açıklamam gereken nokta şu olacak sizlere. Birincisi, Ebru sanatında kesin bir reçete bulunmamakta. Bu ne demek? Şöyle işte şu kadar miktar suya, şu kadar miktar boya koyarız, şu kadar içine öt koyarsak boya yeterince ayarlı olur diyemediğimiz bir durum. Aynı şekilde kitre kırarken de bu geçerli. Evet, kitre kırarken size belli başlı bir ölçüler veriyoruz. Ama bu sonuca hızlı gitmek için yapılan bir miktar belirleme diyelim buna. Zaten şöyle de bir durum var aslında. Her ustanın veyahut da her ebru yapan kişinin kendine ait zamanla oluşturduğu belli miktarlar vardır. Bunları sizlerle paylaşır. Ben daha önceki videolarımda nasıl boya ayarı yapılır zemin için, nasıl işte ideal tekne ayarı yapılır, nasıl kitre kalır bunlardan bahsediyorum. Ve burada da belli başlı ölçüler veriyorum. Ama bunu şöyle düşünün. Bir aşçı var, kendisinin belirlediği miktarlarla bir yemek yapıyor. Fakat bu tarifi sonra başkalarına verdiği zaman aynı lezzeti yakalayamayabiliyor. Bunda da yine el farkı ortaya çıktığı gibi malzeme farkı da ortaya çıkabiliyor. Şöyle düşünün, yani siz bir X markalı bir malzemeyi kullanıyorsunuzdur. Ben Y markalı bir kerajin, deniz kadayıfı kullanıyorumdur. Buradaki farklılık bundan kaynaklı olabilir. Bu bir. İkincisi, aynı malzemeyi kullansak bile, yani ikimiz de Y markalı deniz kadayıfını kullandık diyelim. Orada bile işte toplandığı zaman, işte işlendiği zaman farkı, kalitesinden dolayı bir farklılık söz konusu olabilir. İşte tüm bunlardan sebep kesinlikle işte şu kadar miktar suya, şu kadar miktar boya veya deniz kadayıfı koyup ayar işte budur diyemediğimiz için sizlere kendi yaptığımız usullerde çalışmaları gösteriyoruz. Ebru sanatının mutfak kısmı çok uzun ve zahmetli olduğu için amacımız bu süreyi yeni başlayanlar için minimuma indirmek ve bir an önce ebru yapmaya geçmesini sağlamak amacıyla bu miktarları veriyoruz. Aksi takdirde kesin bir formülümüz yok. Sizler de bu verdiğimiz miktarları uygulayarak, kendi tecrübenizi de ekleyerek sonuca ulaşmaya çalışacaksınız. Şimdi öncelikle boya miktarını ve su miktarını göstereyim size. Sonrasında da teknede denemeler yaparak nasıl sonuca ulaştığımızı göreceğiz. Aslında burada size vermek istediğim şey şu: bu boya ayarlamanın mantığını nasıl oluştururuz ve hızlı sonuca nasıl gideriz bu. Özellikle ikinci ve üçüncü maddelerden bahsederken bunları göstereceğim sizlere. Şimdi kavanozlarımızı ayarlayarak boyamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik boya ayarlama kısmımıza. Ben boya ayarlarken veyahut da öğrencilerime bu işi gösterirken özellikle 40 cc'lik kavanozlar kullandırıyorum. Tabii elimizde yoksa şöyle 105 cc'lik kavanozlar var, onları da kullanabiliyorum. Ama genelde bunları tercih ediyorum. Bunun sebebi şu: belli bir miktar su koyuyoruz. Sonrasında daha fazla ilave etmeye yerimiz kalmıyor. Çünkü ilk başlarda en büyük yapılan hatadan bir tanesi çok su koymak oluyor. Zemine göre daha koyu, daha baskın bir ebru ortaya çıkması için, daha görünür boyalar ortaya çıkması için su miktarımızın daha az olması gerekiyor diğer boyalara göre. Bu yüzden de bunları ben tercih ediyorum. Hem de yani büyük kavanozlarla bir dünya boya ayarlayıp kullanamayıp ziyan olduktan sonra bir gereği yok bunun. Bunlar daha kullanışlı oluyor bizim için. Ama dediğim gibi yoksa da diğer 105 cc'lik kavanozları kullanabiliriz. Çay kaşığı arkadaşlar. Ben boya ölçümü yaparken çay kaşığı kullanıyorum. İşte başka ebru yapanları görüyorum. Onlar tatlı kaşığı da kullanabiliyorlar. Biz ölçülerimizi buna göre değerlendiriyoruz. Bir de arkadaşlar bu şekilde karışma fırçalarımız var. Bunlarla da boya ile suyu karıştırırken bizlere yardımcı oluyor bu fırçalar. Şimdi öncelikle ben kullandığım miktarı göstereyim. Sizlere de göstereceğim yakından. Arkadaşlar bu 40 cc'lik kavanozu şöyle bir miktarda dolduruyorum. Neredeyse yarısı diyebiliriz. Aynı miktarı diğerine de dökeceğim. Belki elinizde 40 cc'lik kavanoz yoktur diye bir tanesini 105 cc'liğe dökeyim. Arkadaşlar bakın, şu miktardan oluyor o da aynı şekilde.
Bunları da kullanabilirsiniz aynı miktarı. Ama dediğim gibi bunda hata payı daha fazla oluyor ilk başta sizin için. Yani yeni başlayanlar için. Daha fazla su koyabiliyor. Ayarı yapayım derken şöyle bir kanaat var çünkü genelde Ebru'ya yeni başlayanlar için. İşte boya yeterince renkli değilse boya koy. Veyahut da işte boya açılmıyorsa öd koy direkt diye böyle bir izlenim yaratılıyor. Evet, genel mantığıyla bu şekilde boya ayarı ilerliyor ama teknik detaylara geçince, hassas ayarlara geçince daha doğrusu problem yaşayabiliyoruz. O yüzden daha fazla su miktarı koymamak adına arkadaşlar 40 cc'lik kavanozlarda şu kadarlık bir su miktarı bizim için yeterli olacaktır. Sonrasında da ben Ayan Ebru'nun boyalarını kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim onu da. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı arkadaşlar boyayı. İçine bırakıyorum. Bir tane fırça aldım buradan. Bakın. Güzelce arkadaşlar homojen hale gelene kadar şöyle güzel bir karıştırıyorum öncelikle. Dediğim gibi yani bunlar kesin bir ayar değil. Bunu tekrar deneyeceğiz. Göreceksiniz siz de. Ama işi hızlandıran bir miktarlar bunlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz toprak sudan ağır, tekneye koyunca aşağı çöküyor içinde öd yoksa eğer. O yüzden de aşağı çökmemesi için ne yapıyorum? Ben arkadaşlar buna bir 5 damla öd koyuyorum. Şimdi 5 damla da öd damlattım. Biraz sonra zemine atacağız. Boyalarımızı deneyeceğiz. Arkadaşlar teknenin bir dili var. Bu teknenin dili bize bu boyanın işte boyası mı fazla gelmiş, ödü mü az gelmiş veya işte ödü mü fazla gelmiş, boyası mı az gelmiş bunu söyleyecek. Ben de buna bakarak bu boyanın istediği şeyi ona ekleyeceğim veya çıkaracağım. Bu şimdi tamam. Aynı şeyi bu sefer kırmızıya yapıyorum. Şöyle bir önce boyamı alayım. Kaşığımı sileyim. Aynı tepeleme miktarı kırmızıya da aldım, koydum. Güzel bir karıştırıyorum. Tabii arkadaşlar bu en standart yani iki renkten oluşan bir boya. Yani mesela bir lale yapacaksınız. Saplar için yeşil, başı için kırmızı bir boya lazım diyelim ama ilerleyen süreçlerde daha farklı boyalar ayarlayacağız. Daha renkli boyalar ayarlayacağız. Ama temel mantığı bu olduğu için bundan sonraki diğer boyaları ayarlarken aynı mantığı yürütebilirsiniz. Ama tabii şunu da belirteyim. Her boyanın ayrı bir yoğunluğu var. Yani her pigmentin ayrı bir yoğunluğu var. Bütün boyalar aynı ölçüde değil, aynı yoğunlukta değil. Bu yüzden işte bir boya 5 damla ödle, 6 damla ödle diyelim ki hazır hale geliyor. Birim olarak konuşuyorum. Bazı boyada işte 8 damla, 9 damla öd gerektirir. Ama en temel ölçüyü şu an yaptık. Bundan sonraki işlem artık arkadaşlar teknemize zemin boyasını atacağız. Ondan sonra bakacağız bu boya şu an ne istiyor. Evet
Evet, şimdi boyamı damlatacağım. Yaptığımız boyaları deneyimlemiş olacağız. Önce kırmızıdan başlıyorum. Şöyle damlatıyorum. Açılmasını bekliyorum. Yavaş açılıyor. Kağıtta göreceğim. Kağıtta görmeden öt koymuyorum içerisine arkadaşlar. Belki de aslında kırmızılığı yeterince iyi bilmediğimiz için önce deneyeceğiz. Yeşil açılışı daha hızlı. Demek oluyor ki yeşilde bir problem yok. Yeşil gayet iyi. Kırmızıyı bir de başka yerde deneyelim. Şöyle. Burada daha rahat açılıyor şu an. Evet, açılışı daha iyi oldu. Bir tane daha koydum. Biraz hareket veriyorum boyalara. Kırma var mı diye. Şimdi kağıtta bakacağız. Durumuna göre öt koyup koymamız gerektiğini anlayacağız. Evet, mesela bakıyoruz buradan kırmızıda ve yeşildeki boya ayarlarımıza. Mesela yeşilde şurada bir beyazlık görüyorsunuz. Onun iki sebebi olabilir. Bir, yeterince güzel karışmadığı için tekrar karıştırıp boyalmak gerekebilirdi. Yani dibe çökmüş olabilir boya, ya da boya miktarını arttırabiliriz. Yani suyu biraz fazla gelmiş olabilir koyduğumuz boyaya göre. Böyle çeşitli yöntemleri var. Diğer arkadaşlar, sebebi de mesela kırmızıda da hafif sıyrılmalar var. Bunun öt koyup bunu düzeltebiliriz. Dediğim gibi hiç içine öt koymadan ilk sadece başlangıçta boyalar belli bir ayarda olsun diye bu hale getirmiştik. Buna da bir damla öt koyup tekrar deneyebiliriz. Gördüğünüz şekilde boya ayarını bu şekilde sonlandırıyoruz. Ben şimdi ebru yapmadan önce bir kere daha ona boya öt koyup kırmızıya deneyeceğim. İşte tekrar bakacağız.